Tekrardan merhaba arkadaşlarım <laughs> Genden proteini kısmımızı tekrardan devam ediyoruz İlk başta girişlerimizi yapmıştık şimdi DNA'nın yapısına girişmiştik e, DNA'nın yapısında birazcık bahsetmiştik e, canlılara ait genetik bilgilerin bulunduğu yerlerde karakterlerin oluşmasında ve nesilden nesile aktarılmasında görevliydi. Protein sentezi ve RNA'ların sentezinde kalıp olarak bulunduğunu söylemiştik ama yineden hatırlatalım. DNA şifresi de DNA, RNA ve protein de ürete biliyorduk. Hatta bazen sorular çıkabilir arkadaşlar. Yine ufak bir ekleme yapalım. Mesela RNA'dan herhangi bir şekilde DNA olayı yoktur arkadaşlar. Onlara dikkat edelim. Sonra dedik bunlar çift sarmal bir yapıya sahipti, çift nükleotitlerden oluşmuştu, deoksiriboz taşıyorlardı. Bunlar dedik ve arkasından burada en ufak genden, nükleotit genden böyle sentromerleri olmuş bir kromozomlardan, kardeş kromatitlerden ve çekirdeğin içerisindeki bulunan yapılara kadar da göstermiştik. Ee, şimdi buradan devam edelim arkadaşlar. DNA nerede bulunur? Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunur çünkü prokaryotlarda çekirdek vesaire yok. Ökaryot hücrelerde ise çekirdek, mitokondri ve kloroplastın içerisinde bulunabilir. Hücredeki metabolik olayları kontrol eder, hücre bölünmesini sağlar, kendini eşleyebilir ve kendini onarabilir. Buna işte birazcık dikkat edeceğiz. Kendini eşlemesine verdiğimiz isim DNA replikasyonu ve DNA'nın replikasyonu esnasında da 3 tane enzim görev alıyor arkadaşlar. DNA polimeraz, DNA ligaz ve helikaz enzimi. Şimdi arkadaşlar, kendini eşleyebilir dedik ama replikasyon yapamayan hücreler de var. Bunlar neler? Bir de bunlara bakalım. Gençler replikasyon olmayan hücreler aslında bölünemeyen hücrelerdir. Bunlar neler? Hemencik bir bakalım. Onun için ufak bir tane kodumuz var arkadaşlar. Ama tabii ki de berbat yazdım. <laughs> Yine bitişik yazmaya çalıştım. Nelerdir bunlar? Gençler kas hücreleri bölünmüyor. Bölünmedikleri için bunlarda replikasyon yok. Al yuvar. Ama olgunal yuvarları, retina ve sinir hücreleri bunlarda herhangi bir şekilde replikasyon yok. Neden? Çünkü zaten bunlar bölünemeyen hücreler olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi arkadaşlar bir zincirlere baktığımızda neler görelim? Bir zincirdeki adenin nükleotidinin karşısında timin nükleotiti, guaninin karşısında da neyi göreceğiz gençler? Sitozin nükleotidini göreceğiz. Bu DNA'lar birbirlerine ne olarak bağlıdır? Zayıf hidrojen bağları ile bağlıdır. Şimdi arada bazen bilgi soruları çıkıyor arkadaşlar. Buradaki fosfodiester bağları neleri birbirine bağlıyor? Örneğin bunlar nükleotitleri birbirine bağlar. ve bunların zincir halde olmasını sağlar. Ama unutmayalım ki hidrojen bağı dediğimiz yerlerde DNA zincirlerini birbirine bağlar. diyoruz. Şimdi adenin etimin arasında ikili, sitozin ve guanin arasında üçlü bir bağ olduğunu biliyoruz arkadaşlar e, şuradaki bilgileri arkadaşlar bilerek yazmak istedim çünkü buradaki bilgiler ışığında buradaki bilgiler doğrultusunda da böyle öncüllü sorularda son zamanlardaki kitaplarda ben çok fazla görmeye başladım şimdi adenin nükleotiti timin nükleotit sayısına guanin nükleotit sayısı stozin nükleotit sayısına eşitti pürin bazı pirimidin bazlarının sayısına eşitti Buradaki adenin, timin, guanin, stozin, pürin ve pirimidin bazlarına baktığımızda ise bunların oranları ne olacak arkadaşlar? Hep 1 olacak. Ama pürin bölü toplam nükleotit, pirimidin bölü toplam nükleotit Bunların oranı da her zaman 1 bölü 2 olacak. İşte arkadaşlar o hesaplama sorularında çok önemli bir şey çıkıyor karşımıza. Burada toplam nükleotit sayısı bas sayısına eşit. Neden? Çünkü her bir nükleotitte bir tane bas, bir tane fosfat ve bir tane şeker olmak zorunda zaten. Ama toplam nükleotit sayısı eşittir adenin sayısı diyemeyiz. Toplam bas sayısı olarak karşımıza çıkarabiliriz. Şimdi adenin stozin ve guanin stozin oranısı da tür içinde bize bir fark, tabitlik gösterecekler diyor. Peki buraya stozin yazmışlar. Yanlış yazmışız. Adenin, timin, guanin, stozin oranı farklılık gösterir. Hemen burada bir olaya bakalım arkadaşlar. Şimdi dedik ki adenin artı timin ve stozin artı guanin olayı bana neleri çıkarabilecekler? Şimdi burası kişiden kişiye değişir. Hemen bir örnek verelim arkadaşlar. Bir arkadaşımız var İBO'da. Bu AT SG oranı 1 bölü 3. Mehmet alıyoruz arkadaşlar. Buradaki orana bakalım. Bunun oranı 2. Baha arkadaşımızı alalım. Adenin, timin, stozin, guanin oranlarına bakalım. Bunun oranı da 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunları verdikten sonra biz nasıl bir yorum yapabileceğiz arkadaşlar? Yani da aslında şöyle bir şey oluyor. Stozin, guanin oranı adenin timin oranından oranının hatta 3 katı değil mi arkadaşlar? Yani bunda üçlü hidrojen bağ sayısı fazla. Burada ise aynı şekilde üçlü bağ ikili bağdan iki kat fazla. Burada ise ikili hidrojen bağları üçlü hidrojen bağından fazla. Şimdi ilerleyen zamanlarda muhtemelen yine karşımıza çıkacaklar ama bu ne demek oluyor aslında? Yani ben bunlara Diyelim ki 80 santigrat derecelik bir ısıya maruz, ısıya maruz bıraktım. 80 derecede bunların bozulma oranlarına baktığımızda şöyle bir şey göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Mehmet'in en fazla sonra Baha'yı ve en az da İbo'yu göreceğiz. Çünkü üçlü hidrojen bağ sayısı kimde fazlaysa yüksek sıcaklığa karşı da o kadar dayanıklı olacak diyeceğiz. İşte bu da karşımıza çıkabilen böyle özellikle TYT kısmında karşımıza çıkabilen yeni nesil soru tarzlarından birisidir sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. Yukarıda bahsettiğimiz gibi bir DNA molekülün dayanıklığı guanistozin adenin timin oranına fazladır. Bir DNA'da Guanin ve sitozin sayısı ne kadar fazla ise bu DNA molekülünün Yıkımı ve dehidrasyonu da o kadar zor olur Dolayısıyla Gc-At oranı birden Büyük ise bu DNA'de ipliği ayırmak için gereken ısı miktarı da daha fazla olur Şimdi yukarıdaki soruya baktığımızda ise İbonun DNA'sını 80 derecede bozmak için daha fazla ısıya ihtiyaç duydum. Ama Mehmet'in DNA'sına baktığımızda ise arkadaşlar, adenin timin oranı daha fazla. Yani ikili hidrojen bağsayı daha fazla olduğundan bunlar yüksek sıcaklıkta hemencik bozulmaya başladığını söyleyebiliriz. Şimdi bir de son zamanlarda hani çok fazla görülebiliyor. Kromozom oluşturan birimleri küçükten büyüğe doğru sıralamamız istiyor. En küçükleri organik baz. İşte adenin timin, sitozin, guanin. Nükleozit dediğimiz neydi? Bir tane azotlu baz ve 5 karbonlu şekerde. Nükleotita baktık arkadaşlar. Buna bir tane fosfat ekledik. E sonra burada nükleotitlerden yani 3 nükleotit içerdiğini gördük ki orada da zaten yazmışlar. Bu nükleotitlerden atıyorum 1300 belki de 3000 arasında olacak bir nükleotit dizisidir bu. E, DNA tüm çekirdeğimizde bulunan bir şey ve bu DNA özellikle histon proteini ile sarılarak hop kromozomu oluşturabiliyorlar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi DNA molekülünde hep kafamızı karıştıran bir olay var arkadaşlar. 3 üssü, 5 üssü. Şimdi 3 üssü ve 5 üssünün normal kitaplarımızda yazıldığını ben görmedim arkadaşlar. Ama Türkiye genelindeki denemelerde karşımıza çıkıyor. Elimizdeki soru bankalarında karşımıza çıkıyor diye ben bunu göstermek istedim. DNA moleküllerinden ipliklerinin birinin en sonunda yer alan deoksiriboz şekerinin 5. karbonla fosfat bağlıdır. Buna da biz 5 ucu diyoruz aynı ipliğin diğer ucundaki deoksiribozun 3. karbonunda ise hidroksil grubu bulunur ve bu kısımda 3 olarak adlandırılmaya başlar diyor. E şimdi bunlar birbirine antiparalel oldukları için de arkadaşlar e bir iplik 3 üssü 5 üssü ise ötekisi de bunun tam paraleli 5 üssü 3 şeklinde olarak karşımıza çıkacaklar diyeceğiz. Şimdi burada başka bir şey daha çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Ee, bir de onlar hakkında konuşalım. Buradaki olaylar aslında buradaki karbonların sıralanmasından geliyorlar. Yani ne oldu arkadaşlar? Birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbon, dördüncü karbon gördüğünüz gibi beşinci karbon burada. Buraya ne bağlıymış? Fosfat bağlıymış. E burada ne olacak arkadaşlar? Birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbon. 4. karbon 5. karbona denk geldi bu taraflarda. Ama neden biz bu taraftaki OH bizim için birazcık önem arz ediyor? Buradaki OH'lara baktığımızda yani antiparalelliği de çok rahat görebiliyorsunuz. Buradaki ve buradakinin Birine fosfat bağlıyken diğerine OH bağlı. Şimdi biz bir molekül sentezlerken arkadaşlar dehidrasyonda su açığa çıkaracağız değil mi? Dolayısıyla atıyorum bir A molekülü var. Bu A molekülün bir OH'ı bir de H'ı var. Bir de B molekülü var. E bu molekülünde bir H'ı bir OH'ı var. Ben bunları birleştirmek istediğimde A ve B molekülün arasında bir bağ kurmak istediğimde birinden hidrojen birinden OH alacağım. Ne oldu işte atıyorum bunları alaraktan da ...ortamda bir su molekülü açığa çıkarabildim. Dolayısıyla yeni bir DNA sentezlemek istiyorsam arkadaşlar... ...ben muhakkak ve muhakkak 3 üssünü kullanmak zorundayım. Şimdi DNA'nın eşlenmesi replikasyon muhabbetlerine girmeden de... E, ...tekrar hatırlatmak isteyeceğim bir şey var arkadaşlar. Özellikle buradaki 3 üssü 5 üssü mevzularına doğru gittiğimizde... Gençler tekrar hatırlatıyorum okul kitaplarımızda bunlardan çok detaylıca bahsetmezler. Bunlar aslında bir doğrultudur. Yani bu DNA molekülünün nereden nereye doğru gittiğini bize gösterir. Yani siz bunları sırf gidip de Aa, bu sebepten ötürü 3 üstüdür, bu sebepten ötürü 5 üstüdür şeklinde asla ezberlemeye çalışmamanızı tavsiye ederim. Size sorularda verirken zaten bunun 3 üstünün ve 5 üstünün ne olduğunu anlatmaya çalışacaklar. Bu olayda nedir arkadaşlar? Neyden kaynaklıdır? Antiparaleldir diyeceğiz bunlara. Antiparalelden kaynaklı oldukları için de zincirin bir tanesi 3 üstünden 5 üstüne giderken bunun tam zıttı da 3 üstünden 5 üstüne doğru devamından kaynaklanıyor. Evet gençlerim bu kısmı da burada şimdilik bitirelim. Öteki dersimizde DNA'nın eşlenmesi olayı yani esas AYT kısmından bahsedelim. Şimdilik hoşçakalın.